Buraya. Kapat. Oda dur, kimse gelmesin. Ya ne yapıyorsun anne? Kızım, bizim bu işin aslını öğrenmemiz lazım. Sıla eğer her şeyi hatırlıyorsa benim ona yaptıklarımı da hatırlıyor demektir. Ya bu telefonunu buralara bir yerlere bırakmıştı bu kız. İyi de nasıl yapacağız ki biz bunu? Ne yapacağız? Bilmiyorum yani, bunu öğrenmemiz lazım ki bizim ona göre temkinli davranmamız lazım. Tamam da nasıl yapacağız? Dur. İşte burada. Şöyle yapacağız. Bize bunu söyleyebilecek tek kişi var. O da Levent. Nasıl olacak o iş? Ya söylemezse? Sıla'nın ağzından mesaj yazacağız Levent'e. Başka çare yok. Unut onu artık Sıla. Unut. Kuzey yok artık, bitti. Unut onu. Şimdi öğreneceğiz. Sıla gerçekten her şeyi hatırlamıyor mu? Yoksa bize yalan mı söylüyor? Olma değil, yakalanacağız şimdi. Dur tamam. Levent, bugün iyi ki geldin. Çok yalnızım. Senden başka kimseyle konuşamıyorum. Sence ben doğru mu yapıyorum? Oldu mu? Olmuş olmuş. Yolla hadi. Sıla, seni seviyorum. Bir tek seni. Bakma bana öyle Kuzey. Dayanamam. Seni seviyorum ben, bir tek seni. Kuzey, oğlum. Çarpıştık. Ben de tam çıkıyordum da, o da öyle gelince şey oldu. Bir şey oldu. Neyse. Anne, anne ben çok üzülüyorum Kuzey'e. Sıla'ya hala aşık. Ama bu evliliği yürütmeye de mecbur. Ay sus Allah'ını seversen ya. Duyarlar şimdi. Ay ne olur yani Allah aşkına sessiz ol da Cavidan'ı başıma sardırma. Ya hadi yaz be doktor, hadi yaz be doktor. Hah geldi. Ne yazmış anne? Söylesene. Senin kararın. Bu ne be şimdi? Hay Allah'ım ya. Ne yazsam doğruyu söyler acaba? Her
her şeyi hatırladığımı herkese söylemeli miyim? Nasıl? Aferin kız. Gelmedi mi daha mesaj? Telefonunu almaya gelirse bittik biz. Saçmalama. Oyalayıver işte. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik sen de, Allah Allah. Hah. Hah, geldi işte. Aç aç, ne yazmış? İşte bu kadar. Sıradan kurtulmanın zamanı geldi.